Başlatayım. Evet, ikinci soruda kalmıştık. Fonksiyonu bir de vermiş herhalde, grafiğini, fonksiyon grafiğini. Tabii şu f-1 eksi f2 bölü f0 değerini sormuşlar. Bunları bulmayı öğrettim biraz önce. O halde bunları bir bulalım. Bunun için şu noktaların koordinatlarını istiyorum sizden. Bu nokta nedir? Koordinatları. 2'ye 3'tür. F fonksiyonu şeklinde yazarsam bu ifadeyi, yani bunun koordinatlarını, F2 eşit 3 olacak. Ters fonksiyon şeklinde yazarsam F'in tersi 3 eşittir 2'dir. Gelelim şu noktayı yazalım. Bunu başka bir renkle göstereyim. Şu nokta nedir? X0, Y2 değil mi noktamız? Fonksiyon şeklinde yazsam noktayı bir el mi kaldırıyor? Evet, ters şeklinde yazarsam F'in tersi 2 eşittir 0'dır. Şu noktayı yazalım. Evet, ne yazacağız? X'i eksi 1, y'si 1'dir. Bu fonksiyon şeklinde yazarsam f eksi 1 eşittir 1'dir. Ters fonksiyon şeklinde yazarsam x'i yer değiştireceği için f 1 eşittir eksi 1'dir. Son bir nokta daha var. O da şurası. Eksi 2'ye 0. Eksi 2'ye 0 doğru. Fonksiyon şeklinde yazarsam bu noktayı f Eksi eksi 2'ye 5 0. de 0'da. Ters fonksiyon şeklinde yazarsam f'in tersi 0 0. eşittir 2'de değil mi? Bunları Eksi bulduk. Evet, eksik doğru. Şimdi bunları ne yapayım? Gelip burada bulmam lazım. Buralım. Şu f eksi 1 nedir kızlar? Buradan bulalım. 1, Hangisi? 3, Nerede? Şurada görüyorsunuz. 1'miş. Bunun değeri 1'miş. Şu f2 nedir? 3, Nerede yazıyor? Şurada, evet. F0 değeri kaçtır? 2. 2. Evet, o halde bu işlemin sonucunda şu yazıyor. Eşittir diyeyim. F1 1'di. Arada eksi var. 3'ü yazdım. Bölü 2 var. O halde eksi 2 bölü 2'den cevap eksi 1 olması gerekiyor. Evet, cevap bu kadar. Evet, kitapta böyle çözmüş. Eksi 1'i bulmuş aynı şekilde. Evet, bu kadar. Geçiyor mu soruyla? Evet. Evet, üçüncü örneğimiz parçalı fonksiyon gibi aslında. Bu neden böyle gitmiş? Burada bu bir doğru, burada başka bir doğru, farklı bir doğru gittiği için iki parçanın oluşuyor aslında normalde. Neyse, önemli değil orası. Şimdi F0, F-2 ve F5'i bulmamız lazım. F0 nerededir? X'in 0 olduğu nokta, yani nereye yazmam lazım? Mesela şurayı bana söyler misiniz? Eksi 2'ye 0. Bunu şurada yazayım. Eksi 2'ye 0. Bunu f şeklinde yazarsam aşağı doğru yazıyorum. Yani f eksi 2 eşittir 0'dır. Ters şeklinde yazayım istersen. Bu da lazım değil ama şu anda. Yine de yazalım. Şu, bu bitti. Şu nokta yazabiliriz. Bunu da şuraya yazayım. 0'a 2 noktası burası değil mi? Şu Evet. noktadan bahsediyorum. Burası fonksiyon şeklinde yazarsam f0'a eşittir 2 demektir. Ters fonksiyon şeklinde yazarsam f'in tersi 2 eşittir 0 demektir. Bu da tamam. Başka bir renk alayım şuradan. Şu noktayı bana söyleyebilirsiniz. 2'ye 4. 2'ye 4 doğru. 2 F 3 4. fonksiyon f eşittir 4'tür. Ters fonksiyon şeklinde yazarsam f'in tersine 4 eşittir 2 demektir. Ya bundan sonraki bütün noktalar var aslında da, neyse onlar şimdi. Biz şu örneğe bir bakalım, cevabı ne çıkacak? İşte diyorum. F0 değerini bulabildik mi? Evet, şurada bulduk. Gözünüz 2'ymiş. Yukarı 2 yazdım. Eksi var, onu yazdım. F-2 o da 0'mış. Bunu da yazdım. Bölü. F5'e bakarsan burada bulamazsın. Öyle bir şey bulmadı çünkü. Ama F5 biz bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Şöyle yapalım da.
Mesela 5 nerede? Kızlar şurada değil mi? 5. Evet. 5 şurada, bir yere örnek vereyim. 5 burada olsun. Ben bu 5'i ne yaparım? Fonksiyona götürüyorum. Fonksiyon grafiğine götürüyorum. Kesiyorum. Buradan kestiğimde nereye okumam lazım? Y'ye okumam lazım. Y'ye okursam ne gerekir kızlar burası? 5'e 4. 5'e 4. İşte bu. Bunu da fonksiyon şeklinde yazarsam şöyle yazayım. F5 eşittir 4 olmaz mı? Değil mi? Bu işte cevap aşağı. Şu F5'in değeri 4. Şunu demek istiyorum. Tabi bunun fonksiyonu ters olarak yazabilirsiniz. Şu anda lazım değil ama gene de öğretmek amacıyla yani yazmıştım. Burada tamam. Evet, cevap o halde 2 bölü 4'te 1 bölü 2. cevap 1 bölü 2. Evet, cevap buydu. Yani F10'u sorsa mesela şu F10 olsaydı kaç olurdu? Yine F10 yine 4 değil mi? Hani sabit fonksiyon ya bu küçük parça. Yani 2'den itibaren, x'ten 2'den itibaren bütün değerler sabittir. Hepsi 4'e gider. Yani F1000 de deseydi 4 olurdu. F10.000 de deseydi yine 4 olacak. F1 milyon dedi yine 4'e gidecek. Yani burası sabit olduğu için. Burası önemli, evet. Evet, cevap 1 bölü 2 demiş. Aynı şey zaten. Evet, o halde bunu geçebiliriz. Evet, geçtim halde. Şöyle yine bir grafik sorusu var. Evet, bunu söyleyeyim, ben yazayım. Evet, şunlar bize vermiş. Bunlar şimdi yani ne oldu kafanın karışık ama önümden şunlar bulursak oradan anlayacağız. Mesela şurayı söyleyebiliriz. Eksi 5'e 4. Evet, eksi 5'e 4 doğru. Fonksiyonun şeklini yazarsam aşağı Eksi doğru mu 5'e yazayım? 4. Aşağı doğru da yazabiliriz. Önemli değil. F eksi 5 eşittir 4 oldu değil mi? Aslında bu şununla alakalı. Bak, dikkat ettin mi? Şununla şu aynı. Çünkü sonucu 4 ya. Bunun sonucu 4. Başka 4'e giden zaten grafikte herhangi bir değer yok. Yani şu içerisi var ya, içerisinin eksi 5 olması lazım değil mi? Burayı anlayabildik mi? Burası önemli. Tekrar söyleyeyim. Şu sonucu şu sonuç 4 ya. Bu da sonuç 4. O halde iç kısmındaki eksi 3 ile P eksi 3 ile buradaki eksi 5 eşit olmak zorunda. Aynı fonksiyonda bir tane değer var çünkü. Buradan bu yorum yaptım. Diyorum ki o halde şuradaki eksi 5 ile buradaki B eksi 3 alırsam birbirine eşitlersem B eksi 3 eşittir buradan ne gelir? Eksi 5 ise B buradan eksi 5. B buradan eksi 3 yapar. B'yi bulduk. Şimdi A'yı bulalım beraber. A dediğim yer nerede olacak? Tabii ki F0'ı bulmam lazım. F0 demek X'in yani şu noktayı herhalde oluyor. Bakalım buna şurada yapmaya çalışalım. Şuradan gideyim. Eksi 3'e 0. Eksi 3'e 0. Pardon, burada değilmiş. Diğeriymiş de. Neyse. Bunu da yazmayayım da. Buradan ne gelir? F Eksi 3 eksi 3'e eşittir. 0 değil mi? Hani sonuç 0 olsaydı, şurada 0 olsaydı o zaman bunu kullanırdım. Bu değilmiş. Bunu kullanamayacağız. Ama şu noktayı kullanabiliriz. Diğer nokta hangisi? Şu kesti. Y'yi kesti nokta ve bunu kullanalım o halde. Bunu da şurada göstermeye çalışalım. Burada ne gerek kızlar? F, pardon. Önce koordinatları yazalım. Ne yazacağız buraya? F koordinatlar. 3 Sıfır eksi 3'tür. Bunu fonksiyon şeklinde yazarsam F F'in 0 F'teki 0 eksi 3'e eşitmiş. Tersinde yazmaya gerek yok şu anda. Çünkü terste de işimiz yok. Tamam. Şimdi diyorum ki bak buraya bakarsanız şurada 0 gördünüz mü? Bakarsanız burada 0 gördüm. Parantez içinde. Buradaki parantez içinde 0 görüyorsunuz. O halde dışında kim var? A artı 2 var. Bunun dışında kim var? Eksi 3 var. Yani demek ki bununla bu eşit olmak zorunda. Çünkü başka nokta yok. Fonksiyonu da aynı noktayı göstermesi lazım. Şunları eşitleyeceğim kızlar. Neymiş? A artı 2 ile eksi 3'e eşitledim. Eksi 5. Biraz güzel yazamadım ama şimdi daha güzel. Şöyle 2 dedik, eksi 3 dedik. Buradan A sayısı ne geldi? Eksi 5 mi geliyor? Tamam, A eksi 5. Buradan bize A çarpı B'yi sormuştu. A çarpı B'yi bulalım. Evet. A'yı eksi 2 bulmuştum. Bu da eksi 5'ti. Ha, Değil ters mi? yazdım. Bu, yanlış mı yazdım? Evet. Neden? O, cevap onu değil mi işte? Onu da yani yan ters yazdınız. Niye? A eksi 2. Ha, ters. Ha, ters derken şeyler tamam. Tamam, düzeltelim. Önemli değil. Sayıların yerleri yanlış yazmışım. Doğru. Buraya A eksi 5 değil. Ondan dolayı demek istiyorsun. Evet. B'miz eksi 2 idi. Çarparsan A falan yapar. Tabii sonuç değişmiyordu. Yine de biz düzgün yazamayız. Cevap onu zaten. Cevap onu demiş burada. Şuradan cevap anahtarı. Yani şurada çözüm yine yapılmış. Aynı şey gelmiyor. Yani bu şekilde bu da tamam.
Diğer soruya geçelim. Bakalım ne var? Grafik okuma 2 demiş. Evet. Burada farklı bir şey var. Görüyorsunuz y eşittir fx değil. Dikkat ettiniz mi? Şurada x artı 1 yazıyor. Burası önemli demiştim ya biraz önce diğer ders. Buna dikkat Evet. etmemiz lazımdı. Bu önemli. O halde başlayalım. Nasıl yapacağız? Beraber görelim. Nereden başlayalım? Mesela şurayı kullanabiliriz. Burayı fark etmez. Hepsini yapacağız zaten. Şu nokta için konuşalım beraber. Koordinatları yazalım önce. Ne yazacağız? Eksi 3'e 4. Evet. Eksi 3'e 4. Şimdi gelelim olaya. Şu y olduğu 4. için herhalde f diyorum. Şu f'i yazdım. X yerine ne yazayım? Eksi 3 yazacağım. Dikkat. Bir de artı 1'im var. Nereden geldi? Görüyorsun şuradaki x'ten sonra artı 1 var ya ondan dolayı buraya artı 1 yazdım. Eşittir. Bu 3 Evet. eşit değil mi? Y'ye yani. Bunu Hocam. düzenlersem ne oldu? F eksi 2 eşittir düşmüş. Dikkat. İşte bu. Bunu kullanacağız. Şu an tersini yazmak istemiyorum. Yani f'in tersi 3 eşittir eksi 2 olacak. Burada tersle ilgili herhangi bir şey olmaz mı? Gerek yok. Onun Hocam. kafasına yine anlatacağız. Evet. Yanlış yazdınız. Efendim? Yanlış yazdınız. Eksi 3'e 4 olacak. Hani noktayı mı yanlış? Evet doğru nokta yanlış yazmış. Tamam Söylüyorum duydum. düzeltelim. Tamam ben yeni gördüm. Sahi. Eksi 3 doğru da 4'ü yanlış yazmış. Evet. Mavi mi seçmiş? Şuradan yeşile devam edelim. Evet, eksi 3'e 4 dedim doğru. Ben dikkat etmemişim. O halde bunu yazacağız. Nerede? Şurada yazacağım. Y'miz 4. O halde x gördüğüm yere ben eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 1 oldu. Dışarıda y var. Y yerine 4 yazdım. Şuradan anlaşılıyor. O halde f eksi 2 eşittir. 4 mu oldu? Bu bir kenara dursun. Tabii tersini yazmak istiyorsanız şöyle. F'in tersi 4 Evet. eşittir. Eksi 2. Bu da dursun. Yani bize şurası lazım da. Evet. Gelelim başka bir nokta. Mesela şunu düşünelim. Burada Eksi başka bir dördü. şey göstereyim de. Maviyle göstereyim. Evet, maviyle. Onu da şu araya yazayım. Nedir koordinatları şu anda? Eksi 4'e 0'dır koordinatlar. Bunu nerede yazacağım? Fonksiyonda. Yani şurada yazacağım. Y yerine yine 0, x gördüğüm yere eksi 4. O halde f diyorum. X yerine eksi 4 yazdım. Artı 1 var. Şurada ondan dolayı geldi. Eşittir y. Y'ni eksi, pardon 0 diyecektim. Evet, 0. O halde buradan ne geldi? F eksi 3 eşittir 0 geldi. İsterseniz tersini de yazalım. F'in tersindeki 0 değeri ne oldu? O da eksi 3 oldu. Ve bu da tamam. Gelin başka bir renk seçelim. Başka bir nokta için. Mesela şura var bilinen nokta. Bunu da değerlendirelim. Şöyle gelelim. Ne olur burası? Sıfıra 3 noktasıdır bu nokta. Fonksiyonu da yerine yazalım. X yerine 3 yazacağım. O halde f diyorum. X yerine 3 yazdım. Artı 1'im var değil mi? Şurada 1 var. Ondan geldi. Tekrar uyarıyorum. Ve g de neymiş? 3'müş. O halde f 4 eşittir. 0 oldu. Bunun ters şekline yazarsak ters fonksiyon şekli. F 0 eşittir. 4 demektir. Bu da tamam. Bir nokta daha var. Onu da siyahla yazmak zorunda kaldı herhalde. Başka renk görmedim. O da şurası değil mi kızlar? Tam şu x'in İkiye değdiği nokta. Bunu düşünelim. Kaça kaçtı burası da? sıfır. 2'ye 0 doğru. Buradan f yazalım. F eşittir. X yerine 2 yazdım. Artı 1'imiz var. Eşittir y'imiz de 0 mı? Hı. Doğru. O halde f 3 eşittir. Buradan ne geldi? 0 geldi. Bu da tamam. Ters fonksiyon şeklinde sormuş olsaydı f'in tersi 0 eşittir 3 olacaktı. Daha biz bunu tersleri şu anda işimiz yok ama yine de yapmaya çalıştık. Evet. Şimdi şuradaki değer nedir? Kıza onları tek tek bulmam lazım. Yani şunu bulacağım. Bunu bulacağım. Yani bunlar bulduk daha doğrusu. Bunları yerleştireyim daha doğrusu. Değil mi? Bunları bir yerleştirelim. Ne geldi bakalım. F-3'ü buldun mu kızlar? Görüyor musun bir yerde? Hocam. Efendim? Şurada mı görüyor? Evet. Evet. O halde 0 yazdım. Artı F1'i gördük. Nerede? F1 neredesin? F1 yok. Başka bulmadığım nokta var mı? Yok herhalde. F1 gelmedi değil mi? Şurada eksi 2 var. F4 var. Birken ne yapar ki? Şuraya gider. Ama burada mantıklı değil ki. Hata yapmışlar. Çünkü birken şurada bir yere gitmesi lazım. O da 3'ten küçük bir de. Burada bir sıkıntı var ama böyle diyelim. Bir dakika. F-2 belli mi kızlar?
4. Bu böyle şurada 4. yukarı 4'te vurun. Artı F3 şey pardon eksilecektim. 0. F3 neredesin? En altta. Evet, şuradaymış değil mi? Sinyal evet, 0. Şurada bir sıkıntı var. Burası F1 değil galiba. Burası ne olabilir ki? Bence de yanlış yazmışlar. F4 olabilir. F-3 kullandık. O zaman F-2 onu kullandık. F4 Ha, hocam. F4 olma ihtimali büyük. O da sıfır zaten. O da cevap sıfır mı çıkması lazım? Kitap ne demiş? Bir inceleyeyim böyle. Burada bir sıkıntı var ama ne? Ya şu an yanlış verdiler. Şöyle 4 demiş. F-3 F1. Bizim soru aynı mı? F-3 1 demiş. F1 nasıl bulmuş bu adam? 3, 1, 3 bulmuş. Nerede bulmuş? Şurada. 0'a 3 noktası bir şey var mı bizim elimizde? 0'a 3. 0'a 3, 0'a 3. Şurası. Ulan şuradan gelmesi lazım. X'e, şurada hata yapmış. X'e 0 verecek kızlar. Şurada hata var değil mi? Dikkat ettiniz mi? Yanlış yazmışım ben. Şunu düzeltiyorum, siliyorum bu kısmı. Yazarken hata yapmış. Yerleri, yani X'le Y'nin yerini karıştırdım. Öyle olmuş. Bak şimdi şu X şurada Y ya. Buna F diyorum. X'imiz 0 olunca 0 artı 1 diyeceğiz. Dikkat. Yani şu X oldu. Y'mize kaç? 3 ya. Şu dışarı yazıyor. Buradan F1 buradan ne geldi? 3 geldi. Fonksiyonun tersi olduğu için ters yerlerini değiştirdim. F'in tersine 3 değeri 1'miş. Yani şu değer o halde doğru oldu. Şunu siliyorum. 0 değil burası. Burası kaça gidiyormuş? 3'e gidiyormuş değil mi? Buradan 3 bölü 4 mü gelecek yaptım? Bunu da şöyle silelim. Evet, cevap 3 bölü 4 burada. Bir hata yaptık. Dikkat etmeyin işte sorunlar oluyor. Zaten sorun olduğu belliydi. Yani ben şurada bir şey bulamayınca sorun vardı ona dikkat etmedik. Evet, çözümü de hallettik. Böyle düzgün bir şekilde yaptık şu anda. Evet, geçiyoruz o halde. Evet. Şu soruya. Buna ne deriz bakalım. Evet, nokta tek tek yazalım. Mesela şunlar lazım bize. Şu noktayı söyleyelim. 2'ye 4. C4 doğru. F şeklinde yazarsak. Ha, F2 eşittir 4. yani böyle yazmayacağız değil mi? Bu hatalı neden? Bak burada ne grafiğe bakarsan F2 şuna eksi. dikkat edeceğimi söylemiştim. Ya da şu aynı şey de. Ulan bunu ben gerek ya da şurayı silmem gerekiyor. Şu kısmı siliyorum ve düzeltiyorum. Ne yazıyormuşum? Y dışarıda dışarıda önemli içeride sorun varmış. F diyorum. X diyorum yere 2 yazıyorum. 2 eksi 2 değil mi? Dikkat. X yerine 2 yazdım. Eksi 2 de var. Eşittir. 4'müş burada. O halde burada ne geldi? F0 eşittir. 4 geldi. Bu dursun. Tersini yazmıyorum şu anda. Buna gerek yok. Tersleşim yok şu anda. Gelelim diğerine. Mesela şu nokta var elimde. Bunu yazabilirim. Bu noktanın Sıfır. koordinatları ne gelir? Ne dedi? 0, 3 Sıfır. mü gelir? Sıfır. Üç. Tamam. F de yerine yazalım. Yani F diyorum. X görmeye 0 yazacağım. Eksi 2 eşittir 3 diyeceğim değil mi? Şuraya dikkat buraya yazdım ha. O halde F eksi 2 eşittir 3 olmaz mı? Olur. Evet. Bu da tamam. Başka bir renk yeşil seçelim. Şu noktanın koordinatlarını yazalım şimdi kızlar. Eksi 1'e 2. Eksi 1'e 2 doğru söyledin. F şeklinde yazalım. F. 1 eksi 2 eşittir 2. Aman. 2. Evet. Ama bir de hata yaptım. Direkt şurada hani x yazdık ama x'ini unuttuk yine. Dedim hocam ben. Ben yazmayı unuttum. X yerine eksi 1 yazdım. Bir de yanında eksi 2 var ya onu da yazacağız. Ondan sonra eşittir 2 diyeceğiz. Yani şu x'in yerine gelen ifade dikkat. Bu da tamam. Bunu da düzenlersek ne olur? F eksi 3 eşittir 2 olur. Bu da bitti. Başka bir renk. O da kırmızı olsun. Şu noktamız var ya bunu değerlendirelim. Bunu da şöyle yazmaya çalışalım. Koordinatları kaçtır? Eksi Eksi 2'ye 0'dır. Dikkat. Şimdi fonksiyonu yazıyorum. F yazdım. X yerine eksi eksi 2 yazıyorum ama bir de şuradaki eksi 2'den dolayı tekrar bir eksi 2 daha gelecek. Eşittir Y. Y neydi? Bu da 0 değil mi? sıfır 0'dan geldi. O halde F eksi 4 neymiş kızlar? 0'mış. sıfır Tamam. Şimdi bulalım. Şu değerimiz kaç? F eksi 4 0. Buraya 0 yazdım. Sonra artı var. Evet. F eksi 3 neymiş? Bakıyorum. Nerede? iki Şurada. 2'ymiş. 2 yazdım. Şu değeri bulacağım. Yani F0 dört. değeri kaçtır? Nerede yazdı? Dört. Şurada yazıyor. 4. Evet. Bunların toplamını ne yapar? 6 Altı. yapar. Cevap 6 yani. Evet, cevap 6 şurada olduğu gibi. Bu kadar.
Bunu da geçiyoruz o halde. Geçin hocam. Evet, diğer bir soru, yine benzer bir soru. Yine tabii şu farklı olana dikkat edeceğiz. Uyarıyı tekrar ediyorum. Şuna dikkat. X'in iki katının bir fazlası olacak şu parantez için. Evet, kalemi aldım. Nereden başlayayım? Mesela şuradan başlayayım. Bu noktayı bana söyleyin bakalım. Şu aşağı yazdım. Sıfır. Eksi 3'e 0 doğru. Şimdi yazalım. F diyorum. Parantez açtım. 2 çarpı. Değil mi? 2 var. Sonra x var. X ne? Eksi 3 var kızlar. Sonra artı 1 var. Onu yazıyorum. Parantezi kapattım. Y. Y ne? 0. O halde burayı düzenlersen şu an eksi 6 yapar. Artı 1 de burada var. Eksi 5 eşittir 0 oldu. Bir tanesi bu. Bulduk. Bitti. Gelelim diğerine. Yani mesela şu nokta için konuşalım. Bu noktada şurada yazayım ben. Ne yazacağız? Noktam nedir? Eksi 1'e 2 mi kızlar? Eksi F yazdım. X yerine ne yazacaktım? 2 çarpı. Bak şurada 2'den sonra 2 X yazalım. 2 çarpı. Eksi 1 değil mi? Sonra artı 1'imiz var. Şuradaki artı 1'den bahsediyorum. Eşittir. Y. Y ne? 2. Düzenlersen burası ne yapar? Şu eksi 2'dir. Artı 1 de burada var. Eksi 1 yapar. O da 2'ye eşitmiş. Yani F eksi 1 eşittir. 2 oldu. Bu da bitti. Gelelim başka bir renk seçeyim. Hangi nokta? Şu nokta olabilir. Mesela şunu düşünelim kızlar. 0'a 4. 0'a 4. Tamam, güzel. Fonksiyon şeklini yazayım. F diyorum. 2 çarpı 0 değil mi? Artı 1. Artı 1. Eşittir 4 olacak. İçeri hesaplarsam F 1 yapar kızlar. F 1 4. Bu tamam. Gelelim diğer başka bir renk seçiyorum. O da şu nokta kızlar değil mi? Bu nokta nedir? Bunu 3'e 4. Kaça kaç? 3'e 0 da doğru. F fonksiyonu şeklini yazalım. 2 çarpı x'imiz 3'tü yazdım. Artı 1'imiz var. Eşittir neye? 0'a. Yani y'ye. Bunu da düzenlersem, şuraya yazarsam f kaç yapar? 7 mi yapar kızlar? Evet. F 7'de 0 mi? Tamam. Şimdi artık sorunun cevabına geçebiliriz. Çünkü her şeyi bulduk. Evet. Hangi renk? Neyse. Siyah olmadı. Neyse. Şuna devam edelim yine. Şuraya buraya. Burasının f eksi 1'in değeri kaçtı kızlar? Şurayı da alayım. Şuradan eşittir diyorum. F eksi 1'i nerede gördük, bulduk? Şuradan bulduk. Yani 2'ymiş. Değil mi? Çarpı. F 7'yi nerede bulduk? Şurada bulduk. Bu da 0'mış. Bölü. F eksi 5 nerede? Şurada 0'mış. Bunu yazdım. Artı. F 1 nerede? O da şurada 4'müş. Evet, 0 bölü 4 yapar. O da 0 yapar. Değil mi cevap? Evet. Yani bu da 0 cevap. Bu kadar. Şurada olduğu gibi 0'mış cevap. Bu da böyle kadar. Burada geçiyorum. Kaç dakika var? Buna saate bakan var mı? 24 geçiyor. 6 dakika. Altı. Tamam. Ya da yapabiliriz. Geçtim bu soruda. Evet. Böyle grafiğin fonksiyon olup olmaması meselesine geldik. Yani grafik verecek. Biz onun fonksiyon olup olmadığını anlayacakmışız. Tabi burada anlatmıştır. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını bulabilmek için tanım aralığından y eksenine paralel doğrular çizelim. Demek ki y paralel çizecekmişiz. Bu doğrular grafiği yalnız bir nokta kesiyorsa verilen grafik bir fonksiyondur. Kesmiyorsa ya da veya birden fazla nokta kesiyorsa o halde bir fonksiyon değilmiş. Bunun adı düşey doğru testiymiş aynı zamanda. Evet. Yani ne demek istiyor? Şimdi örnekle göstereyim. Şimdi şuradan bir çizgimi alayım. Yani doğrular çizeceğim için çizgi aldım. Mesela A şık için ne yapayım? Y B şıkkından başlayayım. Şöyle göstereyim. Y eksenine paralel çizdim değil mi? Şöyle. Bunun adı düşey doğru. Adı şimdi düşey. Aşağı doğru hareket ediyor. Düşey değil mi bu? Gördüğünüz gibi ne yaptı? Bu fonksiyonu iki farklı noktada kesti. Bak burada kesti, bir de burada kesti. O halde bu fonksiyon değildi. Fonksiyon değil. Birden fazla nokta kesiyordu da hiç kesmiyorsa o halde fonksiyon değil. Mesela gelelim A şıkkı için konuşalım. A şıkkında da ne yapalım? Bir tane herhangi bir yerden aldım. Mesela şuradan çizdim. Doğru çizdim. Bir dakika. Çizgimi çizdim. Ne yaptı? Fonksiyonu kesti mi? Fonksiyon şu kırmızı olan yer kesmedi değil mi? Kesmedi. Şu şekilde. O halde bu fonksiyon değildir kızım. Çünkü en az bir nokta kesmesi lazım. Yani hiçbir nokta kesmiyorsa yine fonksiyon değil. Birden fazla noktada kesiyor yine fonksiyon değil. Sadece bir nokta kesmesi lazım. O halde bu fonksiyon değil. Bu da fonksiyon değil. Gelelim şuna. Ne yaptık? Böyle testler, yani bu şekilde düşey testler uyguluyorum. Yani düşey derken şöyle doğru açıyorum. Her zaman ne yapayım? Bir noktada kesiyor. Dikkat ettiğini bilmiyorum. Neyi kaçırıyorum burada? Şunlara gidiyorum. Kalemi aldım. Gördüğünüz gibi şu çizdiğim doğru ne yaptı? Doğruyu bir nokta kesti. Şu doğru yine eğriyi bir nokta kesti. Yani fonksiyon daha doğrusu. Bu
Böyle bir nokta kesti. Bunu da bir nokta kesti. Hepsi bir nokta kesti. O halde bu fonksiyondur burada. Gelelim diğerine. Diğer derken şu D şıkkı. Bakalım burada bir tane ne yapayım? Doğru çizdim. Doğru derken Y eksenine düşey doğru çizdim daha doğrusu. Baktığında ne yaptı? Fonksiyonu 1, 2, 3 nokta kesti. Kesinlikle bir nokta kesmesi lazım ya da değil mi? Bir nokta kesecek kesinlikle. Ama bu 3 nokta kesim o halde bu da bir fonksiyon değildir diyeceğiz. Evet, geldim diğerine şıkkına. Burada yine bir tane test uyguladım. Ve ne oldu? Baktığımda grafiği ne yapıyor? Burada yani 2 nokta kesin anlıyorum. O halde 2 nokta kesiyorsa bu fonksiyon değildir kızım. Yani cevap C'ydi. Hocam her zaman Y'ye mi yapıyoruz? Evet, doğruyu. Fonksiyon olma şartı oydu. Yani fonksiyon olma şartı. Aslında burada mantık atarsan fonksiyonu anlatmıştım. Mesela şuradaki bir değer ne yapıyor? İki tane değere gidiyor değil mi? Dikkat edin. Mesela şuradaki örnekim iki değer ne oluyor? İşte buradaki artı 2'ye, burada eksi 2'ye gidiyor değil mi? Atarsan fonksiyonda tanım kümesindeki iki değeri ne yapmış? Karşıda eksi 2 ve artı 2'ye gitmiş. Şöyle bir şey olmuş yani. Bunu anlatıyor aslında bu grafik bize. Hatırlatın evet. Buradaki bir değer iki tane görüntüsü olamazdı. Fonksiyon tanımına uymuyordu. Yani bir çocuğun iki tane annesi olamaz gibi demiştik hatırlarsan. Evet. Yani uymuyor fonksiyon şartı. Bundan dolayı uymuyor yani grafiğe bakın ya. Evet. Mesela burada mesela şu nokta 1 ya bu noktanın fonksiyondaki değeri yok mesela. Karşılığı yok. Yani şurada 1 var ama karşıya hiçbir yere gitmiyor bu nokta. Burada başka bir nokta gidiyor ama belki şu nokta gidiyor tamam. Eksi 2 iken ne yapmış da bu sonuç tane değere gidiyor böyle böyle. Yani bu fonksiyon değil. Fonksiyon olma şartıyla yani grafiği bağdaştırmanız lazım. Birbirine ilişkilendirmek lazım böyle düşünerek. Mesela şurada aynı şekilde buradaki bir değer ne yapmış? İki tane değer ekmiş. Şuradaki mesela x değeri mesela yani örnek vereyim birden küçük bir değer 0.9 düşünelim. Bu ne yapmış? Bir buraya ekmiş y değerini. Bir de şuradaki y değeri. İki tane değer ekmiş için fonksiyon olmuyor mesela değil mi? Böyle düşünmek lazım. Evet geçiyorum diğer sorumuza o halde. Bunu söyledik zaten. Bir doğru testi. Bunları anlatmış. Hangisi C şıkkı mı oluyormuş? Evet. Şurada yazmış. En son. Tamam, evet. Bunu söyledik zaten. Evet, buna bakacağız. Burada yine fonksiyon belirti diye sormuş. Bu halde ne yapacağız? Şuradan bir tane düşey doğru testi uyguladım. Yani düşey bir tane doğru çizdim. Baktığımda ne yaptık? Grafiği burada ve burada kesti. O halde bu fonksiyon değil. Gitti. Hemen ikinciye geçtim. Bir tane doğru çizdim şöyle. Yani y paralel şekilde. Baktığında ne yaptı? Grafiği burada kesti, bir de burada kesti. O halde bu da fonksiyon değil. Geçtik. Diğerine yine bir tane ne yaptım? Doğru çizdim. Y eksenine paralel. Baktığında ne oldu? Grafiği iki nokta kesti. Yani şu kırmızısıyla dikkat edin. O halde fonksiyon değildir. D şıkkına geldim. D şıkkında yine aynı şekilde ne yapayım? Bu şekilde Y'ye paralel doğru açılıyorum. Her zaman ne yapayım? Bir nokta kesini görüyor muyuz? Evet. Bak ikinci bir noktayı görmüyorsunuz. O halde bu bir fonksiyondur. Yani şurada bir nokta kesti, bir nokta kesti. Yani her bir çizdiğim doğru bu grafiği bir nokta kesmesi lazım. Kesiyor zaten. O halde bu bir fonksiyondur. E şıkkı da fonksiyon değil. Çünkü böyle bir çizdiğimde yani y eksenine paralel bir doğru çizdiğimde ne oldu? Gördüğü gibi şurayı kesti. Kalemi geçmemişim. Evet. Gördüğü gibi burada kesti ve burada kesti. Fonksiyon. İki nokta kesti için fonksiyon değil. Evet. Cevap D'ydi yani burada. Evet. Şurada bir etmiş arada D şıkkı grafiği. Ya kaç dakika var? Süre bitti mi acaba? Bir dakika var. Evet. Yani bu bitti. Şunu da siz yapabilirsiniz. Yine böyle çizin. Hangisi olmaz? Şu gider. Şu fonksiyona benziyor. Şu da fonksiyon. Yani zaten fonksiyon belirtmeye demiş. Cevap şu zaten. Şuradan hemen anlaşılıyor. Değil mi? Şuradan bir çizgi çizdiğimizde kızlar şöylece. İki nokta kesiyor. Bir, iki. O halde bu cevap C olacak. Kalemi geçmemiş. Evet, bugünlük bu kadar o halde. Diğer ders buradan devam ederiz artık. Şuradan grafiği veren fonksiyonun tanım kümesinin bulunması diye bir başlık var. Buradan devam edeceğiz. Şunu çözdük zaten. Evet, size iyi dersler. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.